Merhaba, ben Serdar Başaran. Japonca yeterlik sınavı 3. seviye dil bilgisi konularına devam ediyoruz. Bu dersin konusu noka. Bu soruda kullanılan kabu, noda ait olma gibi bir anlamı var. Hakkiri wakaranai ga toyu ryuu de aru kekka ni natta no dewa nai ka toyu hyogen. Yani tam sebebini bilmese bile acaba bu sebeple mi, bu nedenden mi böyle bir sonuç oldu şeklindeki tahminini aktaran bir ifade. Kendi tezi bu, hipotez diyor. Kare wa taichou ga warii no ka, kaoiro ga amari yokunai. Kare wa, bu o kişi, erkek için kullanıyor kare. Kaoiro ga amari yokunai kısmı asıl söylemek istediği. Kaoiro, yüzünün rengi pek iyi değil. Kao yüz, iro renk, yüzünün rengi pek iyi değil. Kaoiro ga amari yokunai. Amari yokunai iyi değil, kesin bir ifade. Amari yani pek iyi değil. Kaoiro, yüzünün rengi pek iyi değil. Bununla bu vardığı sonuçla ilgili nedenini tahmin ederken taichou ga warii no ka, taichou vücudunun durumu, yani sağlığında bir bozukluk mu var, durumu pek sağlık durumu pek iyi değil mi, o yüzden mi acaba, ondan mı olsa gerek. Kaoiro ga amari yokunai, yüzünün rengi pek iyi değil. Taichou ga warii no ka. Mesela sınavda kötü not alıp yüzünün rengi iyi olmuyorsa shiken no kekka ga yoku nakatta no ka denebilir. Yani sınav sonucu kötü olduğundan mıdır? Iede kenkashita no ka. Iede kenkashita no ka, evde kavga ettiğinden midir? Gibi değişik tahmin nedenlerini oraya koyabilir. Buna noka fiilden sonra gelebilir ya da sıfattan sonra, iyi sıfatı. Daha önce geçmişti bir kere. Na sıfatında da kirei nanoka gibi nanoka şeklinde de geçebilir. Böyle bir ifade var. Yani bir konu hakkındaki, bir sonuç hakkındaki tahmininizi söyleyeceğiniz zaman araya bu şekilde nokayla o tahmini koyabiliyorsunuz. İyi günler.